Zemzem'in Neşeli mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için air fryer'da cupcake kalıbı olmadan nasıl güzel kekler yapabiliriz? Hemen onun yapımına geçiyorum. Çırpma kabımızın içerisine 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıp üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Şekerimizin içerisinde iyice eriyene kadar, rengi böyle açılana kadar mikserle çırpıyorum. Ardından üzerine 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilavesi yapıyorum arkadaşlar. 2 su bardağı da unum var. Onu da güzelce içerisine koyduktan sonra bir paket şekerli vanilin, bir paket de kabartma tozu ilave ettikten sonra mikserle tekrardan koyu güzel bir krem, kıvam alana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Kıvamını hemen sizlere şöyle göstereyim. Akışkan bir kıvamı var. Zaten tarifine birebir uyarsanız aynı sonucu alırsınız. Şimdi hamur dağıtıcının içerisine dökeceğim. Siz dilerseniz bir kepçe yardımıyla veya kaşık yardımıyla da pay edebilirsiniz. Klasik karton bardaklar arkadaşlar hiçbir özelliği yok. Hani yanabilir falan düşüncesi olmasın. Yine de sorularınız varsa yorumlar kısmından yazın bana. Bütün hepsine pay ettikten sonra eşit bir şekilde üzerine kuru üzüm, fındık, ceviz, badem şeklinde kuru meyveler ilave ediyorum. Dilerseniz damla çikolata veya herhangi bir şey kullanmayabilirsiniz. Hemen artık airfryer içerisine gönderme zamanı airfryer iç haznesini açtıktan sonra arkadaşlar böyle sepet bölümüne dolduracağım. Toplamda 12-11 tane vardı arkadaşlar ee, ve hemen görmüş olduğunuz gibi 25 dakika ve 160 derece sıcaklığı ayarlıyorum kesinlikle tam dakika ölçüsüdür arkadaşlar. Az veya fazlası değil. Şöyle 9 dakika kala bir kontrol ettim. Yanma durumu olabilir karton bardaklarınızda. Hani onun için korkarsanız falan. Ee, bir 5 dakika 4 dakika daha pişirdim. 5 dakika kala tamamen pişmişti. 5 dakikanın sonucunda görmüş olduğunuz gibi artık e, keklerim hazır. Toplamda 25 dakikada pişti arkadaşlar. Sizlere böyle hala sıcakken karton bardaktan çıkarıp ve sunumumu göstermek istiyorum. Gerçekten çok kolay bir şekilde çıktı. Biliyorsunuz altını da hiç yağlamadım zaten. Birazcık dinlendirdim. 10 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde dinlendirin. Ardından hemen kutusunda kalıbında çıkıyor. içinin hala dumanı üstündeyken sizlere göstermek istiyorum. Şahane tam tutan bir tarifimdir. Mutlaka deneyin. Videom buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız yorumlar kısmından bana sorun. Sizlere mutlaka dönüş yapıyorum bütün yorumlarınıza. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.